Herkese merhaba, ben Özgün Yalçın. Bugün sizlerle sizin maçlarınız bölümünde bir öğrencimin göndermiş olduğu bir oyunu inceleyeceğiz. Öğrencimin adı Onur Öztürk. Kendisi Antalya'da Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda yarıştı ve kendisinden 400 küsur rating yüksek bir oyuncuya karşı çok güzel bir oyun ortaya koydu. O oyunu inceleyeceğiz hep birlikte. Hatta başka öğrencilerimin de güzel oyunları var. Onları da gün be gün paylaşacağım ben sizinle. Sözü fazla uzatmadan dilerseniz oyuna geçelim. E4 ile başlamış Onur beyazlarla oynuyor. Onur Öztürk. E5, at F3, at C6, fil C4 ile İtalyan açılışına girilmiş oldu. Burada tabi fil C5 gibi, at F6 gibi ya da fil E7 gibi. At F6, fil C5, fil E7 gibi 3 tane devam yolu var. 3 tane en çok kullanılan devam yolu var. Burada hatta file 7'ye Macar savunması deniyor. Bunların içinden fil C5'i seçmiş rakibi. Burada C3'ten sonra açılışın isimlendirilmesi Giacopiano olarak geçiyor. Ama tabi ardından D4'lü olanlar da genellikle Giacopiano deniyor. Buna da gerçi yani D3 oynandıktan sonra da Giacopiano denebilir. Ama daha çok D3'lü İtalyan olarak biliniyor tabii bu açılış. At F6'ya D4 de var, D3 de var. Onur D3'ü tercih etmiş. D3 ile E4 piyonunu sağlamca korumuş. Bir de D4 hamlesi var tabii. O da ayrıca çok ağır teorilere gidebiliyor. D6, fil B3. Fil B3 hamlesi profilaktik bir yaklaşım. Yani profilaktik yaklaşım ne demek? Profilaktik hamle ne demek? Rakip daha bizi tehdit etmeden sanki tehdit etmişçesine kaçıyoruz. At A5'lere karşı, belki ileride olabilecek D5'lere karşı bir profilaktik hamle. Profilaktik hamle demek, daha henüz tehdit etmeden önceden önlem alma hamlesi faydalı olabiliyor. Bazen örneğin siyahların A6'sı olmuş olsa bu konumda, at A5'ten sonra fili kaçacağımız yer kalmayacak. Çünkü B5'ten döndürüp C2'ye saklayamıyoruz filimizi A6 olduğu için konumda. Ondan dolayı at A5'ten sonra bu güzel İtalyan filinden ben vazgeçmek zorunda kalacağım. Ondan dolayı fil B3'ü kendiliğinden çekmiş ki at A5'e fil C2 çekebilsin. Açılışın ruhunda olan bir yaklaşım. Fil B3 hamlesi. Onun yanı sıra burada H3 ya da at BD2 gibi hamlelerde söz konusu tabii ki. Fil B3 tercih etmiş beyazlar. Ve profilaktik bir yaklaşım uygulamış. Profilaksi uygulamış yani. A6, H3. A6 da yine bu arada profilaktik bir yaklaşım. Fili bazı durumlarda A7'ye çekmek için. O da D4'lerden ya da olası B4'lerden fili C2'ye çektikten sonra olası B4'lerden kaçmak için. Hani filim A7'de dursun. O beni tehdit etmeden ben kendim kaçayım ki D4 ya da B4 gibi bir hamle yaptığında sıra bende kalsın mantığıyla yapılmış bir hamle. E4, E5'li açılışlarda sıklıkla görebileceğimiz bir yaklaşım. A6, fil A7. A6'ya H3 oynadı beyazlar. H6. Bu H6 hamlesi de sıklıkla yapılmış. Teoriye baktım. Fil A7'den sonra en çok oynanmış hamle. Ondan sonraki en çok oynanmış hamle de Rok. Ben fil A7 ya da Rok hamlesini daha çok beğendim. Burada. Çünkü hani beyazların H3'ü anlaşılabilir. H3 at BD2 at F1 gelindikten sonra at G4 hamlesini engellemeye yönelik bir hamle. At G4 gelirse çünkü F2'deki piyona basıyor. F1'deki atımızla biz F2'yi kolay kolay tutamayacağımız için at E3 hamlesine mecbur kalıyoruz. Atımız halbuki G3'te olmalıydı. Yani biz onu tasarlayarak gitmiştik. O yüzden beyazın H3'ü anlaşılabilir ama siyahın H6'sı at G5 ya da fil G5 gibi hamleler çok etkili hamleler olmadığı için ben çok yapmazdım ama teoride de oynanmış bu hamle. O yüzden çok fazla eleştiremiyoruz. Siyahların uyguladığı bir yaklaşım ama hani sadece ben oynamazdım öyle diyeyim. At BD2, Rok, at F1. İşte fikir buydu. Atı yani C3 sürüldükten sonra zaten atın C3'ten çıkacak hali yok. At D2, F1, G3 manevrasıyla B1'den G3'e transfer olmuş olacak. Sonradan belki şah kanadından bir atak planlayacak beyazlar. Nasıl olabilir? Atımız G3'teyken diğer atı H4'e gelip o atı F5'e gelerek olabilir. Vezirimiz E2'de, bazen F3'te ve
Ardından Vezir G3. Belki fil çarpı H6'lar gündeme gelebilir. Kombinezonlar çıkabilir. Bu şekilde bir şah kanadı atağı planlıyor. Bu açılışta beyazlar. Fil E6. Şimdi burada Onur at G3 hamlesini yapmış. Çünkü şöyle diyor. Fil çarpı E6 alırsam rakip F çarpı E6 alacak ve siyahların F dikeyi yani F dikeyi siyahların kullanımına geçecek. O merkezdeki dublesi de kötü bir duble değil. Hatta kritik kareleri tutuyor. O yüzden ben burada fil çarpı E6'ı almayayım diye düşünmüş. At G3 geleyim. Alacaksa o alsın ki ben AB3 aldıktan sonra bu F5 karesini daha rahat kullanabilir hale geleyim. Öyle düşünmüş ve at G3 hamlesini yapmış. Bu da anlaşılabilir bir yaklaşım. Vezir D7. Şimdi beyazların fikrinin at H4, at F5 olduğu belli. Dolayısıyla bu at H4'ü biraz geciktirebilmek için siyahlar en azından kale E8 gibi bir hamle yapabilirdi. Hani çünkü at H4 gidemiyor şimdi beyazlar. At çarpı E4 hamlesi var. Bilindik motif. Bunu neyle alırsak alalım fark etmez. D ile alırsak da aynı şey. Vezir çarpı H4'ten sonra bir piyon kazanıyor. Önce kendisi taş vererek piyon alıyor. Ardından boşta kalmış taşı aldığı için almış olduğu piyon yanına kar kalıyor siyahların. O yüzden at H4 gidemiyordu. Veziri olabildiğince D8 H4 çaprazında tutması beyazın atağını yavaşlatmak adına belki daha iyi olabilirdi. Beyaz, siyah adına. Ama vezir D7 oynayınca kendisi beyazlar hemen at H4 fikrini hayata geçirmiş. Çünkü at H5'ten sonra at gerçekten şah kanadı atağında çok önemli bir kareye yerleşmiş oluyor. Bu F5 karesini üs olarak kullanabiliyor ve oradan ciddi bir şah kanadı atağı planlayabiliyor. Örneğin vezir F3'e geldikten sonra at çarpı H6'lar gündeme gelebilir. G çarpı H6'ya F6 boşta gibi şah kanadını dağıtmaya yönelik güzel planları var beyazların. O yüzden bu at H4 hamlesi biraz hızlı geldiğini söyleyebiliriz. At H4 hamlesinin biraz hızlı geldiğini söyleyebiliriz. Ona önlem alabilirdi belki siyahlar daha önceden. Şah H7 oynamış. Burada at H5 daha iyi olurdu ama kendisi vezir F3 oynamış. At H5 hamlesi hızlıca rakibin kritik karelerine girmek amacıyla ardından vezir F3'e gelmek amacıyla oynanabilirdi. Daha iyi olabilirdi belki ama kendisi vezir F3 tercih etmiş. At E7 hamlesinden sonra şimdi at H5 oynayamıyoruz artık. Ya oynarız tabii ki istesek oynarız yani boşta değil taşımız ama biz buraya piyonun girmesini istemiyoruz. En son orada bir taşımızın kalmasını, bir figürümüzün kalmasını istiyoruz. Ondan dolayı belki biraz eleştirilebilir bu at H5'i geciktirme yaklaşımı. Rok atmış kendisi. At FG8. Siyahlar şu anda beyazların şah kanadından gelecek atağı durdurmuş olarak gözüküyor ama sadece atağı durdurdu. Problem orada. Ekstradan kendisi karşı oyun bulmaya yönelik bir şey yapmadı. Sadece beyazların atağını sağlamca durdurdu. İleride belki karşı oyun bulmaya yönelik bir şeyler yapmayı planlıyor. Burada da enteresan bir fikir geliyor Onur'dan. Şimdi E4 E5'in bu varyantı yani D3'lü İtalyan'da beyazların siyah renkli fili C1 H6 çaprazında çok önemli işler yapıyor. Dolayısıyla beyaz isterse beyaz renkli filleri değişebilir. Bunda sıkıntı yoktur. Tabi siyahların almasını bekleyerek. Çünkü biz alırsak F2'ye açılıyor. Hem de F çarpı E6'dan sonra F5 karesini kullanamaz hale geliyoruz. Fil çarpı B3'e razı olabilir. Onu bırakabilir. Çünkü F5 karesi zayıflıyor. Ama kendisi C1'deki fille C5'teki fili ya da A7'ye saklanmış olan fili değişmesi pek önerilmez. Çünkü C1'deki fil gerçekten büyük iş yapıyor. C1 H6 çaprazında durduğu yerden yani C1'de duruyor oyunun başından beri. Durduğu yerden çok iyi iş yapıyor. O yüzden beyazların iyi fili bu. Onur burada file 3 hamlesini yapmış. Bu hamleyi ilk bakışta hani anlamlandırmak kolay gibi gözükmüyor. Çünkü iyi fildi bu. Rakibin filiyle niye değişiyoruz? Rakibin de merkezi piyonları siyah da zaten. Niye o filleri değişiyoruz diye düşünmüş olabilirsiniz. Ben de öyle düşündüm ilk gördüğümde. Ancak fil çarpı E3, F çarpı E3'ten sonra F dikeyini açma niyeti var kendisinin. Ondan dolayı bu hamlede anlaşılabilir. Normalde pek tavsiye edilmeyen hamle. Burada F dikeyini açtığı için anlaşılabilir olarak sayıyoruz. Fil çarpı B3, A çarpı B3. Filler değişildi. Her iki fil de değişildi. Ardından F5 karesi bir tık zayıf kaldı. O F5 karesini kullanmaya gidebilecek
beyazlar ileride. Bir yandan da F-Dikey'e açık beyazların. Bu F-Dikey'inden de siyahların başına ciddi tehditler gelebilir. Şimdi vezir B5 oynayarak hem D3'teki piyona hem B3'teki piyona saldırmış siyahlar. Bunu korumanın tek yolu vezir D1. İkisini birden korumanın tek yolu vezir D1. G6 oynamış şimdi. F5 karesini tuttu. F5'e atlar girmesin diye uğraşıyor. Burada da C4 oynamış beyazlar. Vezir B6 hamlesine de şimdi E3'teki piyon saldırı altında olduğu için D4 sürmüş ve böylece vezirin E3 ile olan bağlantısını kesmiş. Siyahlar burada at C6 oynayınca burada biraz kurnazca bir hamle yapıp beyazlar vezir F3 oynamış. Şimdi vezir F3 hamlesi zaten rakibimiz D4'teki piyonumuzu istiyordu. 3 ile istiyordu. Biz 2 ile koruyorduk. Hem koruyan bir taşı yerinden saptırıyoruz. Hem de yeni korumacı getirmiyoruz. Yani bu piyon boşta gibi gözüküyor. Bu piyonu niye boşa bıraktık? Aslında boşta değil. Çünkü E çarpı D4 alındığı takdirde vezir çarpı F7 hamlesi var. Çok güzel bir vezir fedası. Kale çarpı F7, kale çarpı F7, şah H8 zorunlu. Ona da at çarpı G6 mat planlamış. Ondan dolayı E çarpı D4 yapılamıyor. Şu anda kendisi çünkü vezir çarpı F7 ile mat tehdit ediyor. Gel gör ki burada at F3 hamlesi bir tık daha iyi vezir F3'e göre. Yani vezir F3'ün bir tane tehdidi var. O tehdide de düzgün bir önlem alırsa siyahlar pozisyonu eşitlemiş oluyor. Pek bir sıkıntısı kalmıyor. Burada at F3 hamlesi daha iyi olurdu D4'ü tutmak adına. Vezir F3. Burada da siyahlardan çift soru geliyor. At G7 hamlesinden sonra çift soru. At G7 hamlesi çift soru. Çünkü C6'daki ata yer kalmıyor ama tabii D5 hamlesini bulabilmek lazım. Onu bulmuş. O hamleyi bulmuş. D5 hamlesinden sonra doğru dürüst yer kalmıyor ve şah kanadından yavaş yavaş taşlarını koordine ettikten sonra uzun vadeli bir saldırı yapacak ama siyahlar o saldırıyı sadece izleyecek gibi gözüküyor. Ondan dolayı koordinasyon bozma hamlesi D5'i de gördükten sonra açık üstün kalıyor. Peki hangi hamle yapılmalıydı at G7 yerine? At G7 hamlesi yerine şah H8 oynanabilirdi. D5 sürüldükten sonra at C7 dönerek yine taşları koordine bir biçimde tutabilirdi. Şu anda siyahların bir sıkıntısı yok. Pozisyonu da eşit olarak sayılıyor. Bir yandan B3'teki piyona baskısı var siyahların vezirinin. Dolayısıyla bu daha oynanabilir bir konumdu. At G7'den sonra D5'ten sonra siyahların atına yer kalmıyor. At B4 gitmiş. Burada çok güzel bir hamlesi var beyazların. O kaçıyor. Beyazların belki de tek problemli hamlesi diyelim. Burada kale AD1 oynamış. Halbuki bu at iki tane yere girmek istiyor. Bir D3'e bir C2'ye girmek istiyor. İkisini birden tutan vezir E2 hamlesi daha iyi olurdu. Vezir E2 hamlesinden sonra plan basit. Kaleyi F2'ye, diğer kaleyi F1'e, şah H2'ye, ondan sonra F dikeyinden gelecek saldırılara siyahların pek bir çözümü olmayacaktı. Vezir E2 çok daha iyi olurdu. Kale AD1 niye kötü? Çünkü at C2 var. Şimdi E3'teki piyona saldırdığı için kaleyi D3'e götürmek zorundayız. Kalenin de ideal yerinin D3 olmadığı aşikar zaten ortada gözüküyor. Ondan dolayı bir tık koordinasyonumuzu bozabilirdi. At C2 hamlesini yapsaydı beyazlar, siyahlar. Ama siyahlar da at C2 hamlesini kaçırmış kale AD1'e karşı. A5 soru çekmiş. A5 oynanınca artık beyazlar kendi planına geçiyor. Kale F2 ile önce C2 karesini tutuyor. Tabii kale F2'nin tek amacı C2 karesini tutmak değil. Bir yandan kaleleri dublelemek. Kale DF1 hamlesiyle. At A6. Kale DF1. Kale AE8. Şimdi burada beyazların isteği vezir G4 oynamak. Vezir G4 oynamayı amaçlıyor ama o takdirde vezir çarpı E3 yapabiliyor siyahlar ve F2'deki kaleyi açmazda tutabiliyor. Ondan dolayı burada bir ünlem. Şah H2 ünlem. Evet. Şah H2 çok güzel bir profilaktik hamle. Daha rakip bizi tehdit etmemişken kendiliğimizden Şah H2 kaçıyoruz ve artık vezir G4 geldikten sonra vezir E3 alsa bile bu kale açmazda kalmayacak. Biz de F7'ye saldırabileceğiz. Şah H2 gerçekten çok güzel bir hamle. Vezir çarpı B3 almış artık rakip. Şah kanadından gelecek atağı ben durduramıyorum. Bari buradan materyal toplayayım da buradaki
savuşturabilirsem materyal önünde kalayım diye bakıyor. Vezir G4 ver F7'yi. F7'yi bırakmış artık. Vezir çarpı E3 yapmış. Burada da kale çarpı F7. Kale çarpı F7. Kale çarpı F7 bu pozisyon kayıp artık. Bu saatten sonra bu şah kanadından gelecek saldırılara çözüm yok. Şah G8 oynamış. Şah H8 daha kötü olurdu at çarpı G6'dan sonra. Şah G8 oynamış ki G6'yı aldığında ben de F7'yi alırım diye düşünmüş. Ama burada müthiş bir kombinezon var tabii ki. Dilerseniz videoyu durdurup kendiniz bulmaya çalışabilirsiniz. Taktik bir pratik yapmış olursunuz. Ben devam edeyim. At çarpı G6. Burada at çarpı G6 alınırsa eğer vezir çarpı G6 ardından vezir H7 ile ya da vezir G7 ile ya da kale H7 ile bir sürü mat var. Ondan dolayı o alınamıyor. At çarpı G6'ya karşı kaleyi alırsa ne yapacağız peki? Zaten partide de kale alınmış. Ona da vezir E6 şah. Şah G7. At H5. Buna da şah H7 tek hamle. Vezir F7 ile mat etmiş ve oyunu kazanmayı bilmiş Onur Öztürk. Gerçekten çok güzel bir oyun. 1-2 hani inek ürüsü diye tabir edilen minik yanlışlıklardan var. Onun dışında şah kanadı atağını çok güzel planlamış. Kale F2, kale DF1 dubleleme fikri çok güzel. Ardından şah H2 ünlem çok güzel. Ve ondan sonra rakip taşlar arasında koordinasyon olmadığı için tabi D5 hamlesini de bulmak çok güzel burada. Burada D5 hamlesini bulduktan sonra rakibin taşlar arasında hiçbir koordinasyon kalmıyor. Ondan sonra yapmak istediklerini yapamıyor. Rahatça yapamıyor siyahlar. Beyazın atağını sadece izlemek durumunda kalıyor. Burada da şah H2 hamlesinden sonra artık gelecek tehditleri sadece izlemek zorunda kalıyor siyahlar. Çok güzel bir oyun. Tebrik ediyoruz Onur'u bu güzel oyun için. Sizin maçlarınız köşesinde diğer öğrencilerimin de oynadığı buna benzer güzel oyunları paylaşmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.